dans etmek serbest, oynamak serbest. Bu programda her şey serbest. Evet. Tek siyasi yasak. Ailenizin programındasınız. Evet. Çok istek alan bir şarkımız. Çok sevilen bir eserimiz. Buradan Adem Gümüşkaya kardeşimize sevgilerimizi iletiyoruz. Başlıyoruz. Son, iki, üç, evet. Özledim gitme deseydin yârim, bırakma etme deseydin. Şimdi ardına bakmazdım yârim, elini tutabilseydin. Evet, yüreğine sağlık.
Evet. Vokaller güzeldi. Harikaydı. Teşekkür ediyoruz. Yüreğine ben sağlık. O güzel yüreğine sağlık. Evet sevgili dostlar. Şu anda Ekin TV, Vadi TV ekranları başındaki dostlarımız. Biliyorum ki televizyonun başında sabırsızlıkla bizleri takip ediyorsunuz. Ama yakın olsaydı vallahi sizler de gelirdiniz. Edirne'den Kars'a, yine Şevin Karahisarlı İzzet Bayramı kim izliyorsa hepsine selam olsun. Herkes benim için başımının üstünde yeri var diyoruz. Evet, bu güzel günde Şevin Karahisarlı İzzet'le beraberiz programını sizlere sunmam için bu güzel salonu bana tahsis eden sevgili belediye başkanımız Şahin Yılancı beyefendiye güzel bir alkış alabilir miyiz? Lütfen. Evet. Evet. Yine güzel ilçemizin şirin Şevin Karahisar'ımızın kaymakam Murat Çağrı Erdiş beyefendiye de güçlü bir alkış alabilir miyiz? Evet. Yine Şevin Karahisar'ımızın İstanbul'da merkezi olan dernek başkanımız güzel bir alkış alabilir miyiz? Evet. Vakıf başkanımız sevgili Avun İççan beyefendiye de güzel bir alkış gelsin. Evet, İş Adamları Derneği sevgili Bora Kılıç'a da güzel bir alkış gelsin dostlar. Evet. Şimdi o güzel alkışlarınız hiç susmasın. Kimi alıyoruz buraya? Bu güzel ilçemizi pırıl pırıl tutan, sizlere güzel hizmetler sunan çok güzel beyefendi geliyor buraya alkışlarınızla. Başkanım hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Misafirlerimize de bir hoş geldiniz diyeyim. Evet. Başkanım, İzzet'le beraberiz programı. Bu haftasını da 17 Mayıs'ı da Şevin Karahisar'da yapmak istedim. Sizleri aradığımda sevgili dernek başkanımız Mehmet Şimşek ve sevgili belediye başkanımız Şahin Yılancı beyefendi dedi ki hava iyi olursa açık alanda, hava da kötü olursa spor salonu, Şevin Karahisar spor salonu emrinize amade. Şevin Karahisar Spor'a da güçlü bir alkış gelsin. Evet. Evet başkanım. Sen de. İlçe başkanımız, değerli muhtarlarımız, sivil toplum örgütlerimizin çok değerli başkanları, kıymetli hemşerilerim, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, çok değerli sanatçı kardeşlerimiz, hepinizi bu güzel coşkulu günümüzde en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Öncelikle İzzet Bayram kardeşime teşekkür ediyorum. Böylesine güzel bir günde Şebin Karahisar'ın yapılmasına vesile oldular. İlçemizin tanıtılmasına katkı sağladılar. Ben bütün Şebin Karahisarlar adına teşekkür ediyorum. Yine bugün bizleri yalnız bırakmayan değerli sanatçılarımıza, bütün Şebin Karahisarlar adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Şebin Karahisar tabii önemli bir beyliği yapmış, Türkiye Cumhuriyeti'ne vilayetlik yapmış, Kelkit bölgesinin ender şehirlerinden bir tanesi ve böylesine güzel bir şehirde sizleri de ağırlamaktan bizler gurur duyuyoruz. O gurur bize ait sevgili başkanım. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Gerçekten ama bugün hava iyi olsaydı açık havada yapacaktık. Daha gümbür gümbür olacaktı. Ama maalesef dedim ya, Şevin Karahisar insanıyla, doğasıyla, havasıyla ayrı bir güzel. Sabah ufak bir çizse, ondan sonra kuşluk vakti diyoruz ya dostlar. Kuşluk vakti gibi ufak bir güneş, bir yağmur, yine güneş,
bir daha yağmur. Şimdi maşallah ne güzel hava vardı başkanım. İşte Şebin Karahisar. Yayla. Şebin Karahisar harika bir yer. Şu anda Meyrem Ana Manastırımız Kültür Bakanlığımız tarafından ne zaman açılıyor başkanım? Evet. Tabii Şebin Karahisar sadece Meryem Ana'da ibaret değil. Turizmiyle ilgili birçok tarihi eserlerimiz restore edildi. Evet. Camilerimiz, hanlarımız, hamamlarımız. Tabii Meryem Ana Manastırı da Şebin Karahisar'ın turizm açısından mihenk taşlarından bir tanesi. Geçtiğimiz yıllara tamamlandı. İnşallah 2015 yılı içerisinde açılışı gerçekleşecek. Ama tabii bunun yanında bizim yerelde yaptığımız, başlattığımız projeler ve diğer projelerle birlikte Şebin Karahisar önemli bir turizm merkezi olacak. Onu da buradan duyurmuş olalım. Dün müydü sivil toplum örgütlerimiz biz dün Meryem Ana'ya dündü başkanım. Yaptılar. Dün biz yorgun İstanbul'dan geldik. Sevgili dernek başkanımız Mehmet Şimşek İstanbul'dan gelen Şebin Karahisar'lara, Şebin Karahisar'da oturan siz değerli dostlar, yerli turist diyorsunuz ya, yerli turist oradaydık, ne kadar güzel. Sevgili Mustafa Kocak abimiz çok güzel ikramlar yaptı bize. Ketemizi, ayranımızı, çayımızı ve o kadar güzel ki görmenizi isterim. Ve ekran başındaki dostlarımızın gelip görmesini isterim. Harika bir yer. Evet. Çok güzel bir yer. Ben burada 9 Mayıs'ta Şebin Karahisar'da olma hassasiyetini gösteren ve bunu başlatan dernek başkanlarımıza ve yürüten dernek başkanlarımıza, evet, Sıla-i Rahim için ana topraklarına, baba topraklarına gelen çok kıymetli hemşerilerime de bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu birliğimiz, beraberliğimiz, duamız odur ki ömür boyu devam etsin. İnşallah başkanım. Biz sana çok teşekkür ediyoruz. Misafirperverliğiniz için çok teşekkürler. O güzel alkışlar sevgili belediye başkanımız Şahin Yılancı beyefendiye gelsin. Evet. Evet. Şimdi hemen